eve. Teyze ne yapıyorsun orada ya? Oldu mu bak? Ha, tamam mı? Ya çok saçma ya. Teyze çıkar şunu. Aa, sus bakayım sen. Hem kem gözler için şart bu şart. Ya çıkarır mısın? Ayağım ağrıyor zaten. Çıkaramam. Of. Şu ilaçlarımı getirebilir misin? Ah Kayacığım ya, gittin çatlattın teyzem. Nasıl yaptın ya sen bunu? Ya karşı takım kasapsa ben ne yapayım ya? Penaltımızı da vermediler zaten. Ay hala penaltı diyorsun yani. Bak şu haline. Of Kaya of. Penaltı senin neyine? Halı saha senin neyine? Bana bak. Hiçbir yere ayrılma, ilaçlarını getiriyorum. Tamam tamam. Hı-hı. Bu bacakla pek uzağa gidebileceğimi sanmıyorum zaten. Janjanları sahneye ben attım. Of. Ortalığı kasıp kavuran Janjanlar grubu aslında Kaya Deren'in vokalistlerinden oluşan bir grup. Kaya bu projesinde çok heyecanlı olduğunu belirtirken Janjanları sahneye ben attım, gençlere şans vermek lazım dedi. Hey Allah. Kaya Bey. Sude. Ah. Vallahi tam zamanında yetiştin. Yani az kalsın kafayı patlatıyorduk. Ayağınıza ne oldu? Top oynarken çatlattım. Top mu oynuyorsunuz? Top oynuyorum Sude, evet. Oynayamaz mıyım? Allah Allah. Biraz gerginsiniz sanırım. Yok canım. Niye gergin olayım? Yani gergin olmam için herhangi bir sebep var mı sence? Ayağımı çatlatmışım. Janjanlar benim projemmiş. Yani ben niye gergin olayım ki? Janjanlar sizin projeniz miymiş? Evet. Janjanlar benim projemmiş. Bak. Ceyhan denen kan emici böyle yazmış. Sezar'a söyle bunu düzelttirsin. Bulmuş mu kızları? Kaya Bey, aslında benim size söylemem gereken bir şey var. Söyle. Şey... Ney? Uyandın mı? Uyan, çabuk uyan. Uyandım ama hala büyük bir hataymış gibi hissediyorum. Yandık kızım, yandık. O kız gelmiş aşağıda Kaya abiyle konuşuyor. Ne? Ne? Biz ailemize boşanma davası açabiliyor muyuz? Hem o zaman nafaka falan da alırız ya belki. Ya yürür müsün? Ya kız abimle konuşmadan bizim konuşmamız lazım. Kız abim gelecek bizi. Ne? Bu kızlar çok fazla oldu artık ama. Şu bana yaptıklarına bak. Benim gibi abiye yapılır mı bu ya? Kaya Bey, şey... Ne? Ne? Sude, ne? Bu kızlar yüzünden benim hayatım bir gün huzurlu geçmez oldu ya. Ama önce bir onları dinleseniz. Dinleyeceğim. Onları da dinleyeceğim. Sonra da sonsuza kadar dinlendireceğim. Bak bakalım bir daha bu evden dışarı çıkabiliyorlar mı? Bak sen. Ay ne oluyor yine ya? Onu küçük hanımlara soracaksın teyze. Ne oldu, kalkmadı mı onlar hala? Ben onları kaldırmasını bilirim. Ay dur, inerler şimdi. Dur lan. Ay. Şimdi insinler. Hemen insinler. Tamam Kayacığım, dur. Çağırıyorum, dur. Bu olanların hesabını soracağım ben onlara. Rock'n'roll kızım, kargalarda kahvaltı etmedi, ne oluyor ya? Bırak şimdi kargaları. Şu bizi gören kız aşağıda ne yapacağız, sen onu söyle. Ha. İyi bir savunma hazırlamaktan başka çareniz yok. Kolay gelsin. Kısmet. Hazırlamak derken? Hazırlamamız diyecektin herhalde. Nasıl ya? İşimiz bitti. İpimiz çekildi. Pin kodu iptal. Sinema biletleri yandı. Alışveriş tarih oldu. Artık şanslıysak okul sayesinde dışarı çıkarız. Ay Işılcığım, sanki sosyal kelebektiniz bebeğim. Olan oldu artık. Yapacak bir şey yok. Aa, ben iyi ki evde kalmışım ya. Vallahi kafam rahat ha. Kızlar yine ne yaptınız? Ne yaptık anne? Ben de onu soruyorum ya. Ne yaptınız? Ne yapmışız ki? Bana bak kızım, soruma soruyla karşılık verme. Bu çocuğu nasıl delirttiniz? Kaya çabuk git kızları al getir dedi. Kalkmamışlardı, uyuyorlardı teyze, ne olursun. Biz akşam görürüz zaten abimi. Ha, bak 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 bak. Büyümüşler de uyanıklık yapıyorlarmış.
Peki ben yer miyim? Yemez misin? Bak bakayım gözüme. Yememiş. Teyze, son bir kez iyilik yap ne olur. İyilik. Anne ne yapıyorsun ya? Son bir kez iyilik istemedi mi? Ben de sizin için dua ediyorum. Allah sizi kurtarsın diye. Hadi düşünelim hadi. Şöyle. Günaydınlar, günaydınlar. Gitsene oğlum şuraya. Ben en iyisi fırça pozisyonu alayım. Kaya abi ayağına ne oldu ya? Masaj falan yapayım mı ister misin? Parmaklarım sihirlidir ha. Hop hop. Bak benim de parmaklarım sihirlidir ha. Nereden geldiğini anlamazsın vallahi. 8.8 şiddetinde. Bu hiç iyi değil ben sana söyleyeyim. Sizin yüzünüzden kıyametin ağzındaysam var ya hakkımı helal etmiyorum. Abicim ne oldu? Ayağına ne oldu? Sorma kuzen, sorma. Yazıklar olsun be. Bugüne kadar sizin için elimden gelen her şeyi yapmadım mı ben? Bu mu olacaktı karşılığı? Tabii yaş kemale erdi, gençle genç olunmaz ki. Biz de bir 20'dir, 30'dır, 40'tır göreceğiz yani. Fokus azalıyor, kazalar artıyor, çok normal. Allah'ım ne günah işledim ben acaba? Senin günahın bile sevaptır Kaya abi, yapma lütfen ya. Yeter! Sizi bugünlere getirene kadar neler çektim ben, haberiniz var mı? Tabii bazen basından öğreniyoruz, bazen sen anlatırsan. Çoğu zaman annem anlatıyor ama merak ettiğimiz şeyler var tabii ki. Kaya sakin, sakin Kaya. Işıl. Sustum. Bu olanların hesabını tek tek verin bakalım şimdi, hadi. Abi, vallahi bir anlık heyecana kapıldık ya. Ya? Ya, biz şaşkınlıktan ne olduğunu anlamadık gerçekten. Allah Allah. Çok kızarsın diye söyleyemedik ama inan açıklayabilirim. Neyi açıklayacaksın ya? Mail gelmiş işte. Ne maili? Ne maili? Ne maili ne? Öğretmeniniz atmış işte. Al. Şehla mıdır şu Hela mıdır neyse. Bu eksik olan tamamlandı. Oğlum bu sende eksikmiş vallahi ya. Tam oldun ha. Yakışmış mı abi? Yakıştı, yakıştı. Çok yakıştı. Ama sen janjanları bulmazsan o zaman yakışmayan yerleri de yakıştıracak Hünkar abi. Nasıl yani abi? Çocuklar, bu saça, bu kıyafet olmuş mu? Olmamış abi. Olmamış abi. O zaman ne yapacağız? Olmamışı olduracağız, içine de bade dolduracağız. Anlıyorum abi, çok çok iyi anlıyorum gerçekten. Yani bu kadar da iyi anlamışken acaba şu peruğu çıkartabilir miyim şu anda? Hayır! Oğlum git içeriden eteği getir. Abi aslına bakarsanız ben şu anki durumumdan çok memnunum yani. Bu peruk falan da bana yakıştı diye düşünüyorum. Yani bir ömür böyle geçirebilirim eğer siz de öyle düşünürseniz Hünkar abicim. Çok komiksin ya. Ha, sen disiplin şeysini diyorsun. Disiplin mailini. Kadın bizi iki günde disipline vermiş ya. Nesi komik? Bunun nesi komik? Komik olan ne kızlar? Niye gülüyorsunuz? Ya teyzem, ben bu gidişle erken yaşta giderim vallahi bunlarla. Ayol nereye? Kaya abi, bu kadın var ya bu kadın. Bu kadın manyak, bu kadın deli ya. Adı Şehla, böyle manyağın önde gideni yani. Allah düşmanımın okuluna vermesin. Ya kadın ilk 5 dakikada 3 kişiyi attı resmen dersten. Kaya abi, müzikten sınav yaptı bize okulun ilk günü ya. Oturduğumuz yeri bile değiştirdi ya. Gerçi beni Damla'mın yanına oturttu ama yani... Yine de arkaları bir yere oturttu. Bizim de okulda bir ağırlığımız var yani Kaya abi, biliyorsun. Yeter! Bundan sonra size harçlık maçlık yok. Kestim, bitti. Yok, bitti, kestim. Ay, güzel bir
aşkım, kes vallahi hakkın yani. Ucuz atlattık. Hala gülüyor ya, hala gülüyor ya. Kaybol, kaybol. Ne yapacağım ben bunlarla bilmiyorum. Sude, şu mutfaktan ilaçlarımı getirebilir misin? Bir de hastaneye gideceğiz gündüz, unutturmazsan. Tabii. Ay sen meleksin melek. Hayatımızı kurtardın. Işıl, Işıl. Ya kız hayatımızı kurtardın, sen öldüreceksin şimdi, sakin ol. Helal olsun sana ya, bizi ispiyonlamadın ya. Öpeyim gel. Eğer sen bizi abime söyleseydin, yani muhtemelen şimdi cezalardan ceza beğeniyor olacaktık. Hatta bizi böyle çatıya gelmişti, akbabalar etlerimizi didik didik ediyordu. Bu arada doğru düzgün tanışamadık beni pek. Bu da Işıl kuzenim. Jan Jan kızlar yani. Bir de Damla var. Şişt, yavaş, beni duyacak. Aslında tam Kaya Bey'e söylemek üzereydim ama sizin şu mailiniz gelince... O maile bu kadar sevineceğim hiç aklıma gelmezdi ya. Abim bizim Jan Janlar olduğumuzu öğrenseydi biz biterdik. Hatta belki beni kardeşlikten reddederdi. Yapmaz öyle şey. Sen abimi tanımıyorsun. Ben 16 senelik kardeşiyim. Ne olur sana her şeyi açıklamadan önce abimle sakın konuşma. Gerçekten hak vereceksin. Ama şimdi anlatamayız. Yeri değil. Ne olur, ne olur, ne olur. Kızlar. Ne oluyor? Kaya Bey rahatsız ya. Hangi çiçeği sever diye sormuştum. Geçmiş olsun mahiyetinde. Çok naziksiniz, teşekkürler. Hadi kızlar okula. Servis geldi. Ne tatlı kızlarınız var. Ya sorma. Dışı seni, içi beni yakar. Allah! Allah, gideceğim ben buralardan ya. Vallahi gideceğim. Trabzon'un Şirin bir ilçesine yerleşeceğim. Arkadaş sen neymişsin benden? Ne istiyorsun ya bu adamın? Bütün gücü bana yetiyor. Hayır, bu kadar organizasyonun var mı Adem? Beni bu hallere sokacak organizasyonun var. Adamların da var. Git kendin bul kızları. Benden ne istiyorsun acaba? Sudeciğim. Sudeciğim. Neredesin hayatım? Ben açtım ofisi. Masanı falan da güzel temizledim. Ha? Şey yap, tostunu mostunu söyledim. Her şeyini ayarladım. Güzel, hazırız biz ya. Ne zaman teşrif edersiniz acaba? Neredesin kızım sen? Ben burada neler çekiyorum? Haberin var mı? Hastanedeyim. Niye olacaktı ya? Hiç niye şaşıramıyorum acaba ben şu anda? Bela asistanı mısın? Ya hastanedesin ya karakoldasın zaten. Ne yapıyorsun hastanede? Ben değilim. Kaya Bey burada. Ayağını çatlatmış. Öyle büyük geçmiş olsun geldi. Ne? Ne yapmış? Ayağını, Allah aşkına sor. Sen mi yaptın Sude bak? Bunu da mı sen? Ya Allah'ım, bunu da mı yaşatacaktın bize? Ne yaptın kızım yine? Ben bir şey yapmadım. Arkadaşlarıyla futbol oynarken olmuş. Allah'ım, bin kere söyledim. Arkadaşlarını dikkatli seç dedim. İnsan gibi adamlarla gezdim. Bak tuttular, ayağını verdiler eline en sonunda değil mi? Gitti toplar oynadı. Allah'ım sen sahneye çıkan insansın senin toplarını. Tamam geliyorum ben. Allah, Allah belamı veriyor, Allah! Kaya Bey, röntgen sonuçlarına bakılırsa 10 gün alçıyla gezeceksiniz. Ne? 10 gün olmaz. Konserim var benim. Hem kırık değil ki, bu çatlak. Çatlak daha beter ya işte. Hem bu sayede bir şarkı da yaparsınız, anısı olur. Çat çat çat, çatladı kalbim. Çok iyi fikirmiş gerçekten. Beni bundan hemen kurtar. Doktor Bey, siz işlemleri tamamlayın. Biz buralarda bekleriz. Hı hı. İyi günler. Hı hı. Rahatsız. Ne
Ne haber bro? İyidir abi, senden ne haber? Kuzuların sessizliği. Hayırdır, ne iş? İpek, sabahtan beri seni bekliyorum. Niye ki? Göremeyince merak ettim. Hadi ya. Geç kaldım, geç kaldım. Deniz'i mi yuttunuz ya? Bir şey söylesenize. Sensiz sabah olmuyor, uyanamıyoruz, depresyondayız kızım. O yüzden sustuk. Zil çaldı mı ki? Evet hocam, zil daha çalmadı ki. Vazife mi sizin üstünüze konuşmak? Kakaya! Konuşmalardan Şehla öğretmeniniz hiç haz etmez. Ama siz ne yaptınız? Zil çalmadı ki. Ben biliyorum çocuğum zilin çalmadığını. Neden? Zili çalan benim. Benim. Bir öğrencinin öğrenciliğini bilmesi için zil çalması gerekmez. Anlaşıldı mı acaba? Anlaşılacak. Burası kıraathane değil. Okul. Kızım. Şunlara bak, bizi çekiyorlar ya, rezil olduk. İş başındalar yine. Güzel bir hareket çekerdim ama dua etsinler ki yeni azar yedik. Ben geldim. Ha, şimdi tam oldu. Hoş geldin. Çırptım çırptım karıştırdım. Kaya'ya kek yaptım. Kaya yok mu? Nerede? Hastanede. Ama zaten gitmeseydi de gideceği varmış garibimin. Dişçiye. Ay Nalan teyze, ne hastanesi, ne oluyor? Ah, ayağını çatlattı. Ay sen şunu bana bir anlat ya, anlat anlat. Tabii tabii, geç sen şöyle bahçeye, geliyorum ben. Bunu da buradan çıkarmak için matkap lazım ayol. Neyse. Ben bir etrafı kolaçan. Sen bana sabah ne diyecektin kahvaltıda? Kaynadı gitti vallahi. Yo, önemli bir şey değildi. Sabri'nin aile mi ilgili yoksa? Ya evet. Hatta izin verirseniz onu görmeye gideyim öğleden sonra. Çok özledim, onu unuttum sanmasın. Git tabii git. Sabri'nin önemli, ihmale gelmez. Hem Sezar da üzülür sonra. Vay anam vay. Habere bak habere. Sinan amcanın liposuction'ı için geldik. Satisfaction olduk. Kaldın Damla ya. Senin yüzünden Şehla bizi resmen hedef tahtası yaptı. Kızım, Şehla arızaysa ben ne yapayım? Etrafta dinleme cihazları olabilir. Dikkatli olun. Yok.
Ben dayanamam, dalarım bunlara. Sakın, sakın. Zaten başımıza bin tane olay geldi. Abim az kalsın canlar olduğumuzu öğreniyordu. Nasıl? Sude bize geldi. Ya tam abimle konuşacakken yakaladık. Ne yapıp edip bir buluşma ayarlayıp onu kimseye söylememesi için ikna etmemiz lazım. Evet, o da lazım. Edelim. Edelim de nasıl edeceğiz onu bir düşünmek lazım. Evet, lazım. Düşünelim. Hadi düşündük diyelim. Nasıl söyleyeceğiz? Buldum. Yüz yüze konuşalım, okula asalım. Zeka küpüm beni. Bak, şıp diye buldu. İyi fikir. Ya bakma öyle. Madem bu yola beraber çıktık, anca beraber kanca beraber. Ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Bizimkilere uyarı mesajı geldi mi? Gelmiş. Ama bizimkiler yine tatilde. Aa, bak ben o maili yanlışlıkla sildim. Sen de ne şanslısın ya. Ne karışanın var, ne görüşeğin var. Kızım, Kaya Deren hepimize yetiyor. Merak etme. Uy, abişko. Abişko, abişko. Sen de olmasan vallahi ne yapacaktık bilmiyorum Sude, bu kadar prosedürle. İyi ki varsın. Ne demek Kaya Bey, siz iyi olun yeter ki. Nerede lan? Ha, geldi bizimki de. Allah, 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 Allah. Ne yapıyorsun Kayacığım? Ne yapıyorsun? Ne yaptın yine? Vallahi nazar var senin üstüne. Gidelim bir kurşun murşun bir şey döktürelim. Kurşun mu? Sen döktürdün mü? Ha, yok ben henüz öyle bir şeye ihtiyacım olmadı ama sana bir baktıralım diye düşünüyorum. Ne döktürmesi abi ya? Batıl batıl çökme üstüme. Niye öyle diyorsun? Neden öyle diyorsun? Baksana şu başımıza gelenlere. Sana bir şey olursa ben perişan olurum. Sen benim göz bebeğimsin arkadaşım. Niye böyle yapıyorsun ya? Vallahi üstünde bir şey var. Bak konseri kızlar bastı. Ayağını çatlattın. Daha bizim başımıza ne gelsin Allah'ını seversen. Daha bizim başımıza ne gelsin? Bizim mahallede bir tane hoca var. Götürelim seni oraya bir okusun seni Allah aşkına. Hoca mı? Abi ne hocası ya? Vallahi ben modern tıbbın ellerinde gayet rahatım şu an öyle söyleyeyim. Modern tıbbın kolları gerçekten iyiymiş ama bu başına gelmeden de gelebilirdik bence buralara. Demek o sekreter kızla gitti öyle mi? Tuğde ile gitti, 6. baskı. Nalan abla, doğru söyle. Kaya artık bıktı mı benden? Hayda. Niye bıksın senden kızım? Baksa zaten önce benim haberim olur. Neden böyle yapıyor o zaman? Yüzüme bile bakmıyor. Eskiden her şeyi beraber yapardık. Hep o sekreter kız yüzünden. Baksana hastaneye bile onunla gitmiş. Herhalde onunla gidecek hayatım. Asistan o. Çocuk dünya turuna çıkmadı ki. Nasıl olsa eve gelecek. O zaman gösterirsin ilgini sevgini. Evet. Ay Nalan abla aklında bin yaşa valla. O zaman ben gidip hazırlık falan yapayım. Evet evet gideyim. Hadi bye. Abine barıştın mı? Küs değildik ki. Ya ne bileyim hani geçen gün size geldiğimizde biraz sert yaptı ya. Abimin her zamanki hali. Ama ben Şeyda'yı gördükten sonra yani abişkomu şükrediyorum. Baksana İpek sana bir şey soracağım. Sor. Akşam ne yapıyorsun? Hiç. Güzel. Takılalım mı ne dersin? Takılmak? Akşama? Ne o karanlık fobi mi var? Yok. Benim yok abimin var. Şey olur görüşürüz tabii. Görüşürüz. Kızım bu çocuk harbi kazma kazma kazma. Yine ne oluyor? Kazma Hakan ipe çıkma teklif etti. Ne? Hakan sana çıkma mı teklif etti? Kızım, adamın işi gücü Kaya Deren'in kardeşiyle hava atmak. Damla bir kere de bozma sana. Ya ben bu çocuktan hoşlanıyorum. Ne olur bir kere yanımda olsan.
Işılcığım bak yine hava akımına kapıldı. Tamam. Kazma sıfatımı geri alıyorum. Bundan sonra Türbülans Hakan. Evet, Türbülans Hakan. Valla. Daha önce duygusuz olduğunu söylemiş miydin? Eninde sonunda göreceksin. Ya nereden biliyorsun? Bilmiyorum. Tanıyorum ben bu tipleri. Hakan öyle bir şey yapmaz. Var mısın iddiaya? Varım. Ama ne istersen yapacaksınız. Seni de yapacaksın. Olur mu? Elinden geleni ardına koyma canım. Hayır, sen beni niye aramadın sabahtan beri? Yoksa bana küs müsün hünkârım? Hayatım, sana küsmek gönlümün sınırlarının dışında olan bir şey yani. Olmaz ki, değil mi? Yani ben o kadar uğraşıyorum Barış'ın diye Kaya'yla ama sen tın. Çocuk ayağını çatlattı, bir kere bile aramadın. Haberim yok güzelim, vallahi ben bilsem öyle bir şey... Çok yoğunum bugünlerde ya, ondan herhalde. Ben de zaten ona yormuştum, ruhumun bahçesi. Yani yoksa arardın değil mi? Aramaz mıyım ya hayatım? Ben seni çok özledim gerçekten. Yani yüreğimden şilepler, gemiler, tankerler geçiyor. İçim yanıyor. Yani içimdeki bu sıkıntı kaset olmuş aşk şarkıları gibi dönüp dönüp duruyor. Nasıl anlatayım? Yani damar damar üstüne binmiş durumda yani. Ya tamam, ben Kaya'dan bahsediyorum. Ha, ben onu hallederim. Onu konuşurum, şey yaparım. O sorun değil ya. Bir tanem hani bu hep buluştuğumuz bir yer var ya. Her zamanki aynı saatte. Yine buluşalım mı? Hı? Olur. Ben oraya gelirim. Buluşalım o zaman. Görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Hadi eyvallah. Hadi. Önüne baksana. Abi çekil. Hareketlerine dikkat et. Hakan çekil. Çekilmezsem ne olur? İpek'le mesafene dikkat et de seninle yakınlaşmak zorunda kalmayayım. Hoş geldiniz. Ne dedi doktor, ne dedi? Ya ben bir şey demedi. Zıplayabilir, hoplayabilir, atlayabilir. Her ne isterse yapabilir. Turp gibi maşallah dedi. Turp gibi mi? Ayol ne turpu? Çocuk sıkılmış portakal gibi. Bundan sonra top mop yok. Ahmet teyzem. Ay vallahi ellerinden öperim teyzeciğim ya. Ne güzel söyledin. Sonunda bir Allah kulu da bana destek oldu arkadaş. Hı. Kazık kadar insansın senin. Top mopla ne işin var? Bravo teyze. 3 hafta sonra konserimiz olduğu için böyle düşünüyor olmayasın Sezar'cığım? Vallahi yani konserimiz var diye de böyle düşünüyorum tabii ama kabul edersiniz ki bu aralar benim başım biraz dertte. Bir taraftan Janjanlar, bir taraftan Hünkar Bey. Ha? Bir de üstüne senin bu ayağının sakatlığı çıktı. Ben bu aralar kafayı oynatacağım arkadaş. Eski Sezar olsa 3 günde bulurdu o kızları. Vallahi son 2 senedir falan öyle eskisi gibi Sezar yapmadı. Yani olmadı. Sen neden belden aşağıya vuruyorsun acaba? Ha? Niye yapıyorsun bunu şu anda? Belden aşağı derken? Hünkar abi diyorum, bir şey diyorum, başım dertte diyorum. Niye anlamıyorsun? Ay bir dakika canım. Siz de Hünkar Bey'i Ali Kıran başkesen yaptınız yani. Ne var? Adam işini yapıyor gayet güzel. Ben de bir çay yapayım. Şurada efendim şeylerimiz var. Bu hayranlığınız CD'leri, bunları bir imzalayıver bakalım. Alo Sude, İpek ben.
Ne yapıyoruz buluşma işini? Müsait misin? Olur. Ne zaman? Yarım saat sonra küpede. Tamam. Olur. Kızlar hadi. Şeyla ortalarda yokken tüyelim. Ya kızlar durun bir dakika. Sude ile konuştuktan sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, farkında mısınız? Evet. Ne de olsa artık yalnız değiliz. Ne olursa olsun bir arada kalacağımıza yemin edelim. Can can yemini. Can can yemini. Can can yemini. Sen kimle konuşuyorsun acaba? Ne yapıyorsun sen orada? Kimle konuşuyorsun? Kalkıyorsun böyle yanımızdan bizim gizemli gizemli. Kimle konuşuyorsun sen şu anda? Hiç. Arkadaş işte. Köpeği yapmış halıya kakasını da lekesi nasıl çıkar diye soruyor. Arkadaş kısmı iyiydi de şu geri kalan detayları vermesek de olurdu Sude'cim. Ya bunların böyle bir durumu var. Bunun arkadaşlarıyla böyle bir acayip bir durumu var. O kadar entelektüel sohbetler yapıyorlar ki arayıp böyle. Ne pis bir şeymişsin sen be. Kaya Bey, bu leke için şampuan istedi de benden. Hazır Sabrina'ya gitmişken onu da uğrasam. Olur. Ha, benim de şimdi ofise gitmem lazım. Şey yapayım ben, bu giderken ben Sude'yi de Sabrina'ya bırakırım oradan. Ofise geçeyim, bana söyleyeceğim. Ver onu da imzala, biraz çabuk olalım lütfen. Yok, olmaz. Ne demek? Olmaz ne demek? Sabrina sana gelmez abi. Sen benimle ilgili ne acayip kararlar vermişsin Kaya. Neden olmuyormuş Sabrina acaba? Hani neden olmuyormuş yani? Ben de kendi halinde yani sempatik, yakışıklı, evet biraz kısa boylu ama bir albenisi olan bir erkeğim sonuç olarak. Sabrina motor abi, motor. Ne? Ben bayılırım oğlum. Motor olsun. Bana hiç fark etmez. Motor candır. Motor olsun bizim olsun. Kayan benim ne olacak? Ya kusura bakma Sude, senin de arkadaşın ama yani ben de şimdi senin de ne acayip arkadaşların var onu da anlamıyorum şu anda ama motor olsun Kayan. Bana olur yani. Aslında Sabrina benim motosikletimin ismi. Ne? Motosiklet? Lan böyle, böyle motosiklet mi? Bildiğin motor yani böyle. Bildiğin motor abi, evet. Oo, bana bu mu denk geldi? O denk geldi sana. Bu bana hiç iyi olmadı ama motosiklet böyle bayağı bunda. Oo, hiç. Sen ne acayip, ne pis bir insanmışsın sen. Motosikletin adını Sabrina mı koydun ya? Sen nasıl bir hayatsın? Sana ne yaptılar küçükken ya? Bu bana bu hiç iyi olmadı ya. Efendim? Abi şimdi elimde senin çok seveceğin fotoğraflar var. Böyle sansasyon mu desem, skandal mı desem, böyle buram buram haber değeri taşıyor. Ne lan bu isimsiz telefondan arıyorsun? Telefon sapı gibi, kimsin nesin sen ya? Ben Zeki abi, paparaz Zeki ya. Gerisini söylemeye gerek yok sanki ha. Ben de Hünkar. Amanın Hünkar. Bana şantaj yapanı var ya, böyle bir montaj yaparım sonra bir kurgularım, hayatım affolur ha. Şantaj demek biraz yanlış oldu abicim ya. Böyle herkesin bir işi var sonuçta, değil mi? Tabii tabii canım. Seninki de zevzeklik değil mi? Ne derdin ne? Söyle ne? Ne istiyorsun? Kayalar'ın yeni sevgilisiyle çok samimi görüntüleri var abi elimde. Abi ben bu fotoğrafları sana mı vereyim, baskıya mı vereyim, öyle tam arada kaldım yani. Ne dersin? Daha da önemlisi sen bana ne verirsin? Sen bana ne kadar verirsin onu söyle abicim. Ben ne istiyorsan sana veririm. Merak etme. Nasıl ulaştırayım fotoğrafları abi? Sen zahmet etme. Ben onları böyle paket olarak alıp getir. Hadi eyvallah. Sezar! Aslında biz biraz eğlenmek istemiştik. Bir de sabırsızlanan konukları susturmak falan. Sonra ne olup bittiğini anlamadan birden sahnede bulduk kendimizi. Peki şimdiki planınız nedir? Biz de bilmiyoruz ki. Bir albüm yapsak fena olmaz aslında. Ya tabii. Sonra abim de beni aile albümünden seçsin. Kaya Bey'in müzik yapmanıza bu kadar karşı olacağını sanmıyorum. Bu konudan ona bahsettiniz mi? Ya bahsetmez miyiz? Abi sana beste yaptık. Aa, hangi dersin öder o canım? Abi
Ya yeni albümünde biz de sana vokal yapsak? Siz konuşmayı söktünüz mü? Abi, Fahri konsere gelsek. Oturun, ders çalışın. Eğitim şart. Oysa ki şarkı söylemek bizim için artık tutku haline geldi. O gün sahneye çıktıktan sonra bir gece uyumadık biz. Ay, o sahne heyecanı, ışıklar, alkışlar. Yakışıklı çocuklar. Bir daha da öyle bir zaman gelmez artık. Peki benden ne istiyorsunuz? Bir süreliğine bizi idare etmeni. Çünkü abim ne yaptığımızı anlamadan, dinlemeden bize ceza kesecektir. İyi ama bu olay er geç ortaya çıkacak. Herkes sizi arıyor. Bizim ortaya çıkmak gibi bir niyetimiz yok ki. Ben sadece abimin kızgınlığının geçmesini bekliyorum. Anladım. Madem Kaya Bey bu konuya bu kadar katı bakıyor, her şeyin yatışmasını beklemek en doğrusu sanırım. Çok sağ ol Sude. Çok sağ ol Sude. Çok sağ ol Sude. O zaman artık bu hepimizin sırrı. Yalnız beni bu işin dışında tutun kızlar. Sırrınızı tutmayacağım. Ama unutacağım. Hepsi bu kadar. Anlaştık. 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 Kaya nasıl? Ha, iyi abi, iyi. Çok iyi. Yani önümüzdeki hafta düz koşulara başlar diye düşünüyoruz. Yani henüz takımla çalışmaya başlamadı yani. Otur. Bu paparazzi midir nedir bir Zeki diye bir oğlan var. O aradı beni, bana şantaj yapıyor. Kaya'nın güya yeni bir sevgilisi varmış. Onunla ilgili fotoğraflar çekmiş. Sana mı göndereyim, bana mı göndereyim, ona karşılık ne alırsın falan beni arıyor ya. Ne? Kaya'nın yeni sevgilisi mi varmış? Aha, bu harika haber abi. Hemen yayınlasın bu. İnanılmaz haber değeri taşıyan bir şey şu anda. Gerçekten. Vay kunduza bak, yeni sevgili mi yapmış? Benim haberim yok ya. Ben ne anlatıyorum, sen ne anlatıyorsun ya? Sen nasıl bir adamsın ya? Hiç kendi kendine sordun mu ben nasıl bir adamım diye? Hiç sordun mu? Adam şantaj yapıyor diyorum sana. Niye anlamıyorsun? Biraz kafanı kullan şu adam için ya. Ha, kafayı sokayım mı aslında mı abi? Gideyim ağzını burnunu kırayım bundan mı acaba? Ya doğru mu anlıyorum acaba şu anda? Kafa deyince bu geliyor değil mi aklına sen? Allah'ım yarabbim ya. Bu adama karşı bir elimizde malzeme var mı diyorum sana. Ha abi, yok Zeki'ye hiç çalışmadık yani. Elimizde öyle bir materyal yok. O zaman operasyonun adını koyuyorum. Bir gece ansızın gelebilirim. Ben biliyorum onu ya. Bu kadar yürekten çağırma beni. Bir gece ansızın gelip bir hani gelirsem de girerim ağzına bunun. Pardon abi, çok özür dilerim. Alo. Ha? Evet efendim. Yok efendim, velisi çıktı, ben vekiliyim. Ha. Ha tamam, tamam efendim. Tamam efendim. Tamam efendim. Oh Allah! Oh Allah! Vallahi çile çekmeye gelmişim Hünkar abi dünyaya. Yani çok affedersin, janjan kızlar bitti. Şimdi de ben ergen kızlarla uğraşıyorum. Böyle de derinlemesine bir hayat yani. Müsaadenizi istiyorum, birazdan geleceğim abi ama söylediklerinizin hepsini anladım ben Hünkar abi. Hepsini anladım, ben ne gerekiyorsa yapacağım. Alo Kaya? Ulan şu sakat halimle okula da geldim ya. Bakalım bu haylazlar ne yapmış yine. Neyi yapmış? Onlar ne yapmış? Ne yaptılarsa bir disiplin cezası alır kurtulurlar. Sen ne yapacaksın bakalım? Neyi ne yapacağım ben? Neyi ne yapacağım? Neyi yapacağım? Neyi yapacaksın? Sen Zekiye yakalanmışsın yeni sevgilinle. Kim bu yeni sevgili ha? Güzel mi? Arkadaşları var mı? Bize de bir şey düşecek mi ha? Söyle bakayım, nereden? Benim niye haberim yok bunlardan? Saçmalama oğlum, Pelin var biliyorsun. Tamam oğlum, Pelin olacak. Pelin'in yanında 3 tane daha olacak. O 3 tanenin yanında 13 tane daha olacak. Hem sen star adamsın. Sen yapmayacak kim yapacak? Sen yapacaksın, bize de düşecek. Komşu da pişecek, bize de düşecek. Ya gerçekten çok dostane bakıyorsun aramızdaki ilişkiye. Böyle hayat pencerem açık benim. Ben geniş bakıyorum dünyaya. Bende bir kalp var, bu kadar. Herkese yeter. Abi bunca zamandır tanıyorsun beni. Sen hiç benim birini aldattığımı gördün mü? Ben zaten senin bu durumunu çok takdir ediyorum. Sana bir madalya yaptıracağım yakın bir zamanda. Bravo. Pelin'den ayrılmamış olmanıza da acayip seviniyorum şu anda. Evet, belli oluyor. Tam gözlerinin içi parlıyor.
pardon efendim. Çok pardon efendim. Pardon efendim. Merhabalar. Efendim Sezar, menajer Sezar. Bu da sanatçım Kaya Deren. Ben de menajer Sezar, yenilemek istedim. Evet efendim, anlıyorum. Bırakın elimi. Sezar. Hayatım, ne oluyor? Bunlar ne? Nerede? Belboy nerede? Anca toparlandım Nalan abla. Hayatım sen toparlanmamışsın. Sen direkt bize taşınmışsın. Ay ne bunlar, çeyiz mi? E sen ilgilen dedim, ben de en doğrusunun böyle olacağını düşündüm. Kaya'nın yanında olmam lazım. Oh, çok iyi düşünmüşsün canım, tamam hadi geç geç. Hocam hayırdır, acil çağırmışsınız, bir problem mi var? Evet Kaya Beyciğim. Şimdi Şehla öğretmen bir meslektaşınız olarak size çok üzülerek ifade eder ki... İpek ve Işıl okuldan kaçmış. Okuldan mı kaçmış? Ne? Okuldan mı kaçmış? Evet. Allah'ım biz bu çocuklara halbuki her türlü eğitimi veriyoruz. Efendim ahlak, haya, riya ne gerekiyorsa hepsini yapıyoruz Kaya. Kaya biz bu çocuklar kime benzedi acaba, ben akşamları da mı eve gelsem diye düşünüyorum şu anda. Uzattım biraz. Şehla öğretmenin elinde yoklama kağıdı var. Kuralları ihlal etmek, ihmal etmek, sinsice cahilce davranmak. Bunlar elbette ki bir öğrencinin hayatını belaya sokabilir. Soktu da, buyurun. Hocam ben size şöyle bir söz verebilirim. Bundan sonra bu konuyla bizzat ben kendim ilgileneceğim. Aa. Çok hoş. Hakikaten. Bir veli olarak bu kadar ünlü olun ve sorumluluk sahibi olun. Bravo. Hakikaten şu an şoktayım. Teşekkür ederim. Yani şimdi Kaya olsun, ben olayım. Tabii yıllardır bu çocukların eğitimiyle ilgili olarak her türlü koşulda uğraşıyoruz. Bildiğiniz gibi yani ülkemiz şartlarında bugün çocuk yetiştirmek çok ayrı bir mesuliyet. Çocuk ayrı bir dünya, ayrı bir şey. Sizde var mı? Efendim anlamadım, pardon. Çocuk var mı? Cevap veriyorum, yok. Ne biçim soru bu beyefendi? Lütfen. Şehla öğretmen yalnız ama dopdolu. Aşksız ama tutkulu. Umutsuz, asla değil. Böyle bir kadındır, budur. Evet. Oğlum ben kadına soruyorum, bu Şehla öğretmen falan diyor. Ne oluyor ya? Ne bileyim lan, anlamadım ki. Manyak mıdır, nedir ya? Cin falan girmiş olmasın lan bunun içine. Ha? Allah'ım, hoş da kadın ha. Ben kendisine karşı boşta değilim şu anda aslında. Ama cin falan girdiyse de ayrı mevzu tabii. Cinler minler, sakat bu işler oğlum. Hiç bulaşma. Yapma be! Yapma Kaya, şunu yapma. Vallahi bak oturduğum yere bırakırım şimdi. Hatta seni de burada bırakırım, öyle kaçar giderim buradan. Saçma sapan konuşma. Tamam dur, ben hallederim. Hocam, biz hazır gelmişken Şehla öğretmenle de bir görüşmek isteriz yani açıkçası. Ben göremiyorum. Karşınızda burada. Ha, anladık hocam. Peki, oldu. Demek ki kaçaklar. Anneciğim nasılsın? Sence nasıl görünüyorum? Kızlar galiba bir problem var. Nalan teyzeciğim. Ben de tam eve gidiyordum.
Şimdi aile meseleleri falan, ben Özel'e hiç karışmam. Dur bakayım sen. Gel bakayım, gel. Sen de hak ettiğin fırçanı ye. Gelin bakayım şöyle yanıma. Gelin, yaklaşın. Oturun bakayım karşıma, oturun. Oturun, çabuk. Şimdi size sorguya çekeceğim. Okulu mu astınız? Teyze vallahi bilerek olmadı. Ha, bilmeden astınız. Ya anneciğim, meğer bir ders daha varmış, biz de bilmiyormuşuz, çıkmışız yani. Adı da asmak olmuş, bizim haberimiz bile yok. İnsan niye son saate ders koyar ki? Sizce ben bunları yedim mi? Yemedi yine. Ya teyze, ben bu fırça abimden gelecek zannediyordum ama... yani şahsen kendimi öyle hazırlamıştım. Birden böyle senden gelince ters köşe oldum. Yazık vallahi yazık. O çocuk işini gücünü bırakıp sizinle uğraşıyor. Sinirden hop oturup hop kalktı. Şu yaptığınıza bakın. Sordu bana neredeler dedi. Gelir gelmez odalarına çıksınlar, akşam da yemeğe inmeyecekler dedi. Teyze, alt tarafı bir gün ya. Anne, bir gün ya. Cezamız da bir gün olsun. Ay benim dahi kızım. Aferin sana, aferin. Hayır. Şimdi üçünüz de odaya çıkıyorsunuz derhal. Ve burnunuz bile çıkmayacak o odadan. Eğer çıkarsa Allah yarattı demem, vallahi oyarım. Çabuk. Hadi kış. Çabuk. Sen de canım, sen de. Hadi. Hayatım. Pelin, bu ne hal? Florence Nightingale'in olmaya geldim sevgilim. Sana ben bakacağım. Sen mi bakacaksın? Bak, yemek bile yaptım. Yemek mi? İyileşmemi pek istemiyorsun herhalde. Aşk olsun. Dur bir dakika, bekle. O bacağım değil hayatım. Öbür bacağım. Aşkına dur ya. Yani ben bu yüzden kaçtım zaten hastaneden. Sen yine geldin, bizi soktun aynı hastane moduna. Hep o uğursuz sekreter kız yüzünden oluyor bunlar değil mi? Sude'nin mi? Yok canım. Kız tam tersi. Yardımcı oldu, elinden gelen her şeyi yaptı. Bana haber verseydin ben de sana yardımcı olurdum bir kere. Oluyorsun ya hayatım. Bundan hiç memnun görünmüyorsun ama. Yok canım. Memnunum ben. Baksana halime. Gayet memnunum yani. Aleyküm selam, eyvallah canım. Burası nasıl bir yer, böyle ocakbaşı falan gibi yani? Ay ne ocakbaşısı hünkârım. Burası çok popüler bir yer. Gençler şimdi buraya geliyor. Çok trendi. Ha, trend diyorsun tabii. O şey, onlar tabii daha yeni şeyleri takip ettikleri için... onların yaptıklarını tabii bizim de takip etmemiz güzel tabii. Ay o kadar da değil canım, biz de genciz daha. Çıtırımsın, ne diyorsun? Kırmızılım benim, canım benim. Ay dur, böyle ulu orta. Bak kızardım böyle, ateş bastı. Olur mu? O kızarıklıklar aşkımızın izleri yüzünde. Senin bir emrinle diz çökerim senin önünde. Nasıl? Hadi sipariş verelim. Verelim sipariş. Buranın nesi meşhur? Balığı. Balık güzel. Yanına da bir rakı söyleriz. Bir de salata falan böyle ha. Ay ne rakısı ayol? Sen bana bırak. Çağır şimdi garson bey sen. Tamam çağırırım. Baksana kardeş. Gel. Anlamıyorum. Ne? Bizim kavramımız Japonya sunu. Japonya sunu. Japonya sunu ne ya? Spesyalite. Oy. Abi, sizi anladım da benim burada ne işim var? Anca beraber kanca beraber. Otur oturduğun yere. Bari şarkı müzik olayına falan girelim. Hakan kafeye gelmiş. Ya ne affedip çıkmamız lazım. Bak. Zeynep benim ya. Paçalardan cesaret akıyor. Maşallah. Ya abim bizi görmek istemiyor. Hem zaten ilaçlar onu mışıl mışıl uyutmuştur. Teyzem de komşuya gitmiş. Bir saatliğine gider geliriz hemen, ne olur.
İyi de evden nasıl çıkacağız İpekciğim? Ya sessizce çıkarız, hallederiz. Hem eğer ben de kafeye gelirseniz Hakan'ın benden hoşlandığını size ispat edeceğim. Ay, nasıl olacak o canım? Hatta bunu ona söyleteceğim. Kıyamam. Hakikaten nasıl olacak o? Janjanlar olarak kafeye gideceğiz. Ve Hakan tabii ki de beni seçecek. Şaşırdın sen iyice. Yokum ben. Bence de şaşırdın canım. Biz janjanlar olarak değil, Hakan'ın yanına tuvalete bile gidemeyiz. Ne o? Kaybederim diye falan mı korktunuz? Tamam abi. Görelim bakalım kim haklıymış. Nasıl yani? Şimdi biz halka mı açılıyoruz? Yavaş canım. Bu sadece İpek'in mosmor suratını görebilmek için. Eminim sana daha çok yakışacak. Hadi hazırlayın. Selam. Nerede kaldın merak ettim. Ne haber? İyiydim. Yani iyiyim. Abim bir şey demedi değil mi akşam çıkmana falan? Yok. Arada sırada müdahale eder tabii ama yani gördüğün gibi gayet rahatım. Bu yakınlarda konser falan yok mu? Abinin ya da janjanların. Sarışın olana bayıldım ben. Çok kötü dilerim. Çok pardon ya. Of, hemen bakar mısınız? Of, ben de çok özür dilerim ya. Uyumamışsın. Uykum kaçtı. Herkes yattı mı? Galiba. Seninle oturmamı ister misin? Yok. Hiç gerek yok. Yorma sen kendini. Hadi yat. Emin misin? Tabii tabii, eminim. O zaman Kiki arkadaşlık etsin sana. Kiki. İyi geceler. Sana da canım. Acaba? Şansa boş masada kalmamış. Böyle oturabilirsiniz. Başka gelecek yok mu? Yok, önemli değil. İnanmıyorum ya. Herkesin konuştuğu janjan kızlar şu anda benim masamda. Yavaş! Tatlım, yavaş iç kardeşim. Boğazında kalmasın. Kardeş misiniz? O daha süpermiş. Benim ismim Hakan, sizinkiler ne? TC kimlik numarasını ister misin canım?
Bize sadece Janjan diyebilirsin. Arkadaşın kızmasın gelince. Yok canım, ne diyebilir ki? Hem anlayışlı kızdır İpek. Sıradan kızlar gibi olabilmek isterdim. Sevgilimle kafede buluşabilmek falan. Ben sevgilimle buluşmadım ama. Hiç mi bir şey yok aranızda? Bilmem. Belki olur. Bana niye bunları soruyorsunuz? Maksat muhabbet olsun. Ne demişler? Maksadı muhabbet olmayanın burnu çöpten kurtulmazmış. Samanlı Aygır hikayesi. Ay bir şey oldu. Getir, yok imi, yok imi gel. Dur, adama bir şey oldu. Bir dahaki konseriniz ne zaman? Konser mi? Aa, biz bilmeyiz. Menajerimiz bilir. Ama çok istersen sana ve arkadaşına bilet ayarlayabilirim. Süpersiniz. Gerçi İpek yine ortadan kayboldu. Ya abisi çağırmıştır ya da ekti beni. Sizin konserinizde de ekmişti. Neyse, önemli olan sizsiniz şu anda. Gol! Ben hasta Beşiktaşlıyım da hissettim. Şu an gol attılar. Kızlar yapmaz öyle şey. Ekmemiştir seni. Neyse ya, önemli değil. Biz seninle tanışalım. Benle mi? Çok hoş kızsın. Face'ten eklesene beni. Görüşürüz bundan sonra. Kızım, çocuk kazma kazma. Seni senle aldatıyor. Puha! Bizim gitmemiz lazım. Ne güzel oturuyor. Bizden bu kadar. Bir fotoğraf çekelim mi? Ne oluyor ya? Geri dönelim. Geri dön. Pardon. Şimdi ne yapacağız? Acil yol yardımı. Bize şu an belediye bile yardım edemez kızım. Sude'yi arayalım. Sude. Koş 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 koş. Artık yatsak mı Kiki Bey? Bir de Kiki çıktı başıma. Çağırınca? Halk. Halk bizi çağırınca bağrına basmak için bize sokağa atlayıverdik. Buradan nasıl çıkacaksınız? Ergün'ü arıyoruz. Bak sakın. Abim anlar sakın. İyi de bize araba lazım. Buradan çıksanız kapıdan çıkamayacaksınız. Her yerde paparazzi var. Buldum. Olamaz. Telaştan İpek'i kafede unuttum. İpek mi? Kaya Deren'in kardeşi. Bu gece birlikte çıkmıştık da. Ben bir arayayım en iyisi. Ama araba kullanırken telefonla konuşmak sakıncalı. Zaten biz yaklaştık. Şöyle müsait bir yerde inelim. Tekrar teşekkürler. Sağdan dönüyoruz kızlar. Siz menajerleri misiniz? Menajer mi? Evet, kendisi bizim menajerimiz. Çok memnun oldum. Bir dahaki konseriniz ne zaman? İnternetten takip edebilirsiniz. Saat çok geç oldu. Biz artık gidelim.
Görüşmek üzere. Hı hı. Hadi canım, ancak gidersin. Menajer mi? Kızlar, beni bu işin içine bulaştırmayın dememiş miydim size? Ama bizim senden başka güveneceğimiz kimse yok ki. Üstelik bana yalan attınız. Özür dileriz. Haber vereceğim. Sude. 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 Sude, senin ne işin var? Hayatımı ikinci kez kurtardın. Oysa ben ne yaptım? Seni kovdum. Beni affet Sude. Affettin mi? Ha? Affettin mi? Affettin mi? Affettin mi? Ha? Beni yeniden işe aldınız ya. Her şey eskisi gibi. Değil. Hiçbir şey eskisi gibi değil Sude. Teyze. Teyzem gel. Geleyim canım, geleyim. Merhaba. Güzel teyzem. Canım. Tanıştırayım. Hayatımı kurtaran kadın. Ha, öyle mi? Ay ne güzel vallahi, memnun oldum. Ben de. Ben de memnun oldum, öpeceğim. Aa, ay dur. Teyzelerin teyzesi. Ay ne? Büyüttün, didindin, çabaladın teyze. Sen yaptın. Dur. Teyzem benim. Ay dur, boynum. Al şunu üstümden al. Ay dur. Ay, ay. Kaya, bu kadının burada ne işi var? Ay. Pelin de buradaymış. O zaman öpeceğim. Aşkım. Oh Pelin. Gel hayatım, ben seni yatırayım. Gel canım, gel. Yardım edelim biz sana. Kör kütük sarhoş olmuşsun. Sarhoş değilim. Kapıyı sen çıkarken kapatırsın. Gel hayatım. Tabela asacağım üzerine. Ateşle yaklaşmayın. Tabela as bana teyze.
gece ansızın operasyonu başarıyla tamamlanmıştır hünkârım. Vay benim mini çelebeğim. Böyle kozanda mı getirdiler seni? Niye böyle zahmet ettin ya Sezar'cığım ya? Ne demek hünkâr abicim, şeref duyarız. Tabii yolda gelirken biz de biraz işlemeye çalıştık arkadaşı İpek böceği olma yolunda ama... vücuduna da bir zarar vermeyelim diye özen gösterdik. Sen eğitimci olacak adamsın ya. Tebrik ederim seni. Nasıl olaya hakimsin? Peki. O zaman. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Hünkâr abicim, sizin gibi bu işlerin kitabını yazmış biri dururken... ben bu ne olduğunu bile söyleyemediğim bu adama ne yapabilirim ki Allah aşkına? Kitap. Doğru söyledin. O zaman hemen kitabımıza başvuracağız. Oku bakayım. Dayak mı izliyordu Hünkâr abi? Evet. Hünkâr abicim, hep klasikçisinizdir. Bu durumunuzu o kadar gıpta ediyorum ki gerçekten. Neden? Çünkü klasikten şaşmayacaksın. Klasik çok önemli. Klasik zamanında denenmiş, uygulanmış, sonucu alınmış, sonuçlar değerlendirilmiş ve kitaba girmiş. Senin doğum kaçtı? 76. Heh, o zaman 76. sayfadan başlayabiliriz. Ha? Evet efendim, buyurun. Hadi bakalım. Kızım! Kafede yaşananlar gazetelere çıkmış. Hakan'ın fotoğrafı bu. Olabilebilecek en aptalca şey oldu. Çocuk resmen üzerimizden prim yapıyor ya. Kazma herif. Çeki bakayım. Düş düş. İçine düş çocuğun. Zekiciğim, hangisiyle çektin bakayım fotoğrafları kardeşim? He? İkisini de çektim abicim. Ana! Kırıldı! Oh! Abi ne yapıyorsunuz ya? Ayıptır ya. Allah'ını seversin. Bir basın emekçisine bu yapılır mı abi ya? Lütfen abi ya. Konuşma lan! Konuşma! Sen doğup da emekledikten sonra senin hiç emekle işin oldu mu lan? Oldu mu lan? He? Yaptığın yalan haberler yüzünden adın Özgür Basın'dan özür basına çıktı. Yalan mı lan? Yalan mı? Doğru abi ya. Doğru söylüyorsun. Çok özür dilerim abi. Vallahi çok özür dilerim ya. Ama yapıyorsun yapıyorsun. Özür diliyorsun Zekiciğim sen de. Yapıyorsun yapıyorsun. Özür diliyorsun. Öyle yapıyorum değil mi abi ya? Ben gideyim o zaman abi. Aa, bak biz herkesin makinesini kırıyor muyuz? Kırmıyoruz. Niye? Çünkü bazıları doğruyu söylüyor. Anladın mı? Abi o zaman ben kendi kendimi kapının önüne bırakayım diyorum yani. Omzum abi, omzum. Hünkâr abicim, Sezar abicim size yalvarıyorum abi. Lütfen Allah'ını severseniz bu orangutanı benden uzak tutun abi. Lütfen abicim ya. Ama bak, bu ofiste herkesin bir işi var. O da işini yapacak, bu da işini yapacak, ben de işini yapacak. Herkes değil mi? O da bir emek harcayacak. O da parasını hak edecek. Durup dururken olmaz ki yani. Ben sizin için söylüyorum abi. Yani bu adamı dövmez, öldürür abi. Lütfen yalvarırım ya. Hastane masrafları için söylüyorum. Yine sizi düşünüyorum abi. Sen bunları dert etme Zekiciğim. Sen bunları dert etme. Bizim şirket olarak bu tür durumlar için ayırdığımız bir fonumuz var. Tabii. Yıl sonunda biz bu hastane masraflarının hepsini vergiden düşüyoruz. Devlet sağlık masraflarının tamamını düşüyor vergiden. Şimdi bir tane vururum ağzını burnunu kırarım şimdi senin abi. Allah şu güzelliklere bak, sabah sabah içim açıldı vallahi. Ne yapıyorsunuz Makbet'in cadıları? Ha? Hadi yürüyün bakalım. Nereye? Okula. Abim seni bir de bekçi mi tuttu? Abim beni bekçi tutmadı, ben kendim inisiyatif kullandım. Günaydın abicim. Hayırdır Sezar, bir durum mu var? Kızlar uyuyorum, birkaç gün okula ben götüreyim. Çok başıboş kaldılar bu sıra. Olur. Efendim, bunu da size getirdim. Buyurun. Bunu da Hünkâr abi gönderdi. Sizin bir şifa. Saygılar. Yürüyün bakayım. Yürüyün. Tokmak kafalar. Görüşürüz abicim. Kızlar bende. Al. Bakayım. Yürüyün abi! Thank you.
değil. Hiçbir şey eskisi gibi değil Sude. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Kahve? Ergün! Ergün! Geldim. Ergün, bu kağıdı al. Burada yazdıklarımı yaparsın. Hay hay. Uyumuş demek. O ne? Hiçbir şey. Yüzün değişti ama. Ergün. Efendim Kaya Bey. Hadi beni stüdyoya götür. Ne? Çıldırdın mı? Olmaz. Olur yavrum, niye olmasın? Çok sıkıldım evde gerçekten. Bırakın beni ya. Ya Nalan abla. Ay ben de çok sıkıldım zaten. Hem ben de gelirim. Sude'ye de bir merhaba derim. Ona veda edememiştim. İyi tamam, hadi gel sen de. Hadi. Ben? Sen... Sen bana güzel bir kek yap. Gelince yerim ben, tamam? Of Sezar, bir gitsene ya. Neredeyse sınıfa gireceksin. Biz de olduk sayende. Dün yaptıklarınızı da biliyorum. Bundan sonra olaya el koyuyorum. Öyle istediğiniz gibi at koşturamayacaksınız hanımefendi. Allah Allah! Geldik işte, git! Tamam, yeter! Hey! Marul! 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 Geç dersine! Dersine geçin! Geç! Hocalarınızla yüzmeyin. Özellikle Şehra Hoca'dan bahsediyorum. Git elini kolunu oynatma. Fare! 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 Allah! Allah! Şehra Hanım, nasılsınız efendim? Hayırdır, buyurun. Dünkü aksilikten ötürü olaya el koyayım dedim. Kızları da ağzım toplu söyledim ama bundan sonra dedim 90'dan aşağı not. Şehla Hoca'ya karşı pot istemiyorum dedim yani. Ne gerekiyorsa yaptım efendim. Aferin, işiniz bittiyse gidebilirsiniz. Değil mi? Duydunuz zilin sesini, çıkış şu tarafta. Evet efendim. Evet efendim. Vay be. Ulan ilk günden kovdu beni be. Çok namuslu kız ha. Tay. Tay. Lütfen! Karadır yârimin gözleri, sever cilveli sözleri. İlk kez böyle tarz oldum, tutmadı annemin gözleri. Karadır yârimin gözleri, sever cilveli sözleri. İlk kez böyle tarz oldum, tutmadı annemin gözleri. Neşem yok anne, o düğüne gelmem. Ne gülümü takarım, ne de göbek atarım. Neşem yok anne, o düğüne gelmem. Yârimi ellere, ellere vermem. Gerçekten muhteşem okudunuz. Yani bu okurken ki böyle duyarlılığınız, şarkının içine girmeniz, edanız, sedanız, işveniz sizinle ilgileneceğim. Hünkar Bey, sizinle çalışmak benim en büyük hayalim. Ne güzel, bakın siz de hayalinizi böylece gerçekleştirmiş oluyorsunuz yani. Böyle beni koruyan, kollayan bir erkeğe, pardon, bir yapımcıyla çalışmak en büyük hayalimdi. Tabii bizim de yapımcı olarak yani sanatçılarla beraber el ele olmak, aynı yolda o çakıl dolu taşlı yollardan beraber yürümek bizim işimiz. Yani biz bunu yapımcı olarak başka zaten bir şey yapılmaz ki. Çok güzel, çok güzel.
Merhaba. Aa, Sude'cim merhaba. Merhaba Sude. Nasılsın? Ben iyiyim. Asıl siz nasılsınız? İyiyiz, iyiyiz. Biraz bunaldık da evden çıkalım dedik. Değil mi Kayacığım? Hı hı. Stüdyo hazır mı? Hazır Kaya Bey, sizi bekliyorlar. Hadi bakalım. Dün için kusura bakmayın. Aa, asıl sen kusura bakma bir tanem. Aslında Kaya hiç içen bir çocuk değildir. Ayağı biraz ağrıyınca kaptırmış kendini. Merak etme, hiçbir şey de hatırlamıyor zaten. Demek hatırlamıyor. Neyse ben Kaya Bey'in yanına gideyim. Hayatım, yanlış anladın durumu yani. Hayır, anlamaya yetecek kadar vaktim olmadı henüz. Sen ne haklar karıştırıyorsun bu fötür şapkalı kadınla? Yanlış anladın hayatım. Seviyorum dedi. Seviyorum derken yani şarkının içinde o seviyorum diyerekten şey yaptı yani. Yoksa sen çapkınlık mı yapıyorsun? Ben böyle bir şey hiç yapan ne alakası var? Yani siz de biraz yardımcı olur musunuz lütfen? Bir elektrik oldu aramızda ama. Elektrik? Elektrik derken şarkının duygusal yapısının içerisine bir anda kapılıverdik. Excuse me! Efendim? It's over! Understand? Gözün anlamadım ki hangi dilce bir dakika dur ne de oru ne de... Eyvallah. Nasıldı abi? Abi iyiydi de hayırdır? Tarz mı değiştiriyorsun? Evet. Anonim Şarkılar albümü yapmaya karar verdim de. Çok şakacısın abi vallahi. Korkuttun beni. Ama güzel şakaydı. Yok abi ne şakası? Çıkarıyoruz bu sene. Patlatıyoruz ortalığı. Anladım abi. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Herkesin eline sağlık. Evet. Bunu Hünkar abiye ver. Dinlesin, dinlesin, ağlasın. Tamam. Başka bir şey? Başka bir şey... Aslında dün gece için kusura bakma demek istiyordum. Yani yanlış bir şey yaptıysam veya söylediysem hiçbir şey hatırlamıyorum da. Sorun değil. İtan çomağı hazırla. Ay bir de yüzsüz yüzsüz buraya geliyor. Nereden bilsin can canlar olduğunuzu? Selam kızlar. İpek seninle biraz konuşabilir miyiz? Olur. Ya dün gece sana haber vermeden gittim ama sen gittikten sonra janjanlar geldi masama. Öyleymiş. Paparaziler gelince kaçmak için benden yardım istediler. Evet, gazetelerden gördüm. Ama inan yazıldığı gibi bir şey yok. Zor durumdaydılar, ben de onlara yardım etmek zorunda kaldım. İyiyiz değil mi? İyiyiz canım. Bir şey yok. Güzel. Seni bırakıp gittiğimi düşünmeni istemem. Ya yine mi sen? Ne istiyorsun? Bunu Kaya Bey size gönderdi. Ne yapacakmışız bunu? Tamam, yürü git. Ne ki bu ya? Manyak! 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 Delirmiş bunlar, bunlar. Hepsi sapıtmış, herkes sapıtmış. Kimler? Ceyhan karısı! Ceyhan karısı! Karısı diyorum şu anda, çok özür dilerim ama... ...ya şu röportajı düzeltsin diye bir saattir dil döküyorum. Ya gözümü kararttım, yemeğe çıkmayı bile davet ettim. Yok, kabul etmiyor zilli. Ha? Sezar! Sezar! Allah! Allah! Ne oldu acaba şu anda? He? Ne oldu acaba?
Hünkar abicim, hayırdır inşallah? Müzik budur ya. Yorum budur. Toprak kokusu budur. İşte Anadolu budur ya. Abi tansiyonunuz falan mı düştü? Hayırdır inşallah? Ne tansiyon lan? Ben sana duygu diyorum, müzik diyorum. Sen bana tansiyon diyorsun. İnsana duygu muygu bırakmıyorsun be. Ne biçim bir adamsın sen? Bana bak. Diyorum ki... Kaya'ya bir tane türkü albümü yapalım ha. Ne dersin? Ha? Abi şaşırırım herhalde. Bilmiyorum ki şu anda. Böyle albümü açınca toprak koksa. Anadolu'nun her karış toprağını hissetse, o türkülerle coşsa millet. Ne bileyim yanımda ayran hisse, domates kokusu, yumurta kokusu. Yani böyle köy kahvaltısı tadında bir albüm olsa. Ha? Yani nereden çıkıyor acaba şu anda? Ben çok endişeleniyorum Hünkar abi. Neden ki? İşte bak buradan çıkıyor. Bak. Bak. Nasıl? Nasıl? Bak nasıl duygusal. İçten. Dolu dolu. Evet. Kim ki bu? Tanıyamadın mı? Kaya. Bizim Kaya. Bizim Kaya o mümkün değil. Şimdi bizim Kaya olsa ben bunu bilirim her şeyden. Yani ben menajeriyim çünkü. Bir de Kaya'nın tarzı değil şimdi. Kaya genelde rock söylediği için Hünkar abi. Kaya bunu söylemiş olsa benim buna önceden haberim olur ama bu bakıştan da şu anda çok tedirgin oluyorum ben. Valla ister inan ister inanma. Bu Kaya'nın sesi. Herhalde fotoğrafları gönderdim ya. Onun için bana jest olsun diye gönderdi. Anladın ama hiç olmamış ki ne bu böyle Burhan Çeçen gibi olmuş çocuk abi. Yani şimdi dalyan yolu olan bizim Kaya bu ne abi? Sen ne anlıyorsun lan? Ne anlıyorsun da konuşuyorsun ki? Ben sana niye soruyorum ayrıca? Sen müzikten anlamasın bir şey yapmasın. İyi de abi çocuğun şimdi bu kadar senelik rockstarlık geçmişi var. Adamın yani lahmacundur domatesli kokutmanın bir alemi var mı? Hünkar abi lütfen rica edeceğim ya. Sen karışma hadi yürü git işine git hadi. Ama yani gitti bu şimdi hassas konular bunlar. Bunlar konuşulması lazım yani doğru ya mu? Ya yürü git. Adam hassas bana. Ama sürekli Allah. Hünkar abi. Sürekli ayakkabı istiyorsun. Bundan sonra bana niye ayakkabı atıyorsun? Merhaba Ceyhan Hanım. Ben Feryal, Jean kızları merak etmişsiniz sanırım. Hiç kimse de olmayan fotoğraflarını size yollayabilirim. Yalnız kızların bir şartı var. Kaya Deren röportajını düzeltmeniz. Çünkü kızların kendi projesi, Kaya Deren'in projesi değil bu. Ha evet. Evet. Sevinirim. Anlaştık. Tamam. Sağ olasın. Şimdi sana da borçlandım. Sonra görüşürüz. Teşekkür ederim. Her şey tamamdır Kaya Bey. Hemen mi almaya giderim? Vay Ergün. Bu ne hız ya? Kaya Bey. Bizim elimiz kolumuz sadece kaslı değil, aynı zamanda uzundur da. İyi, hemen gidelim o zaman. Hay hay. Döndüler, döndüler çabuk. Kızlar hadi. Hala bitmedi mi? Geliyoruz. Çok güzel olmuşsunuz. Güzel güzel. Her zaman güzeliz de. Biz bunu niye yapıyoruz? Hem sizin için hem Kaya Bey için. Abim mi? Hmm. Ne alaka? Bu gazetede çıkan röportaj olayını düzeltmemiz lazım. Çünkü herkes sizi onun projesi sanıyor. Sansınlar fena mı? Hem o zaman Kaya abi bize daha çok ısınır belki. De öyle bir niyeti yok işte. İşte biz de bu yüzden ortaya çıkamıyoruz zaten. Yani bizim biz olduğumuzu bilse... Ay bizi affetmez hatta keser keser. Ama bu halinizi severse... belki size kızamaz. Tabii ya. Bizi Janjan olarak severse ona rahat rahat açıklayabiliriz. Janjanlar. Hem bizi hem de hayallerimizi kurtarmış olduk. Rock and roll. Eline sağlık Ergün. Her şey güzel görünüyor.
Ne demek Kaya Bey? Görevimiz. Hadi girip müjdeyi verelim. Hay hay. Helal olsun Sude, helal olsun. Güzel güzel planlar yapmamız lazım ki abim biz böyle ses. Kızlar, bu iş çok zor. Tek başımıza yapamayız, biliyorsunuz değil mi? Yalnız değiliz ki. Sude var. Yo yo yo. Bir kez daha söylüyorum, bu işte ben yokum. Nasıl yani? Bizi yalnız mı bırakacaksın? Kim bu? Ev sahibi. Biraz eğlendik ya, rahatsız olduk ya. Kaya Bey? Değilsin de bu cinin ayakları falan bilmiyorum yani. Sakat bu işler. Yapma oğlum bak. Acayip tırsarım bu işlerden ha. Şimdi bunu olduğum yere bırakırım vallahi. Seni de burada bırakırım. Replik neydi ya? Teyzem benim güzel teyzem. Ya ya. Teyzelerin teyzesi. Aferin aferin Allah. Doğurdun, doğurmadın lan ne? Salak yani. Ama bana hiç takti. Motor canlı. Aslında Sabrina benim motorum, bisikletimin ismi. Öyle mi? Öyle mi? Sen kaç yaşında okumayı çözdün bakayım? Ne? Ben bayılırım oğlum. Bayılırım. Motor olsun. Motora bayılırım ben. Motor candır. Neredesin sen acaba? Kimle konuşuyorsun? Motor işte. Burada onun bir tane dalgası var böyle. Bunu çevirdin mi gidiyor. Vitesli mi? Ne? Motor mu? Motor. Hadi çekelim. Evet. Ses. Atmıyorum. Sinirim bozuldu. Hadi.